Son bölüm bence önemli. Orada bizim Ceyda sirahet önemli bir soru ediyor. sordu. A-Spor çok değerli bir spor kanalı. Türkiye'nin en değerli spor kanallarının başında geliyor ama Beyefendinin diğer arkadaşlarımıza da vermiş olduğu transfer gücü var ya sirayet ediyor. Ceyda en son transfer sormak zorunda kalıyor. Bravo. Ve orayı alıyor. Güzel bir soru sordu. O da dönüp diyor ki VTR dönüşünde ya orası önemli diyor. Ya adam bin taneye şey anlattı. Döndü transfere gene. Çünkü bu programın adı transfer raporu. Dolayısıyla Aykut yani transfer dediği zaman her transfer şey Transfer dışında durur. haber yok babanın hayatında. Abi çünkü dün evet. bana bir ismin verdi hemen sağ olsun ki doğru haberdi. Hemen baba dedi şu transfer yani. Adamın merhabası transfer yani. Çünkü kırmızısı. Estağfurullah ama kırmızısı kırmızısı kırmızı transfer. Son bölüm bence önemli. E şimdi orayı açmak lazım. O değil. değil. En önemli bölüm Altı o değil. 6 sene bence. Hayır. 28 Mayıs 2022'de seçim. Evet. Hmm. Orası çünkü biz şey gibi olduk. Gene Hardy gibi olduk. Çünkü Galatasaray istersen rahmetli Özcan Can Aydın'ı çıkart mezardan yarın başkan yap. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kim seçilirse seçilsin o oyla yönetemez. İktidar olabilir, hükümet olabilir, yönetemez. Hükümet olup iktidar olmama ihtimali de var. Kusura bakma. beş aday çok sıkı bir muhalefet bekliyor seçilen kişi. Bu da çok önemli. Yani ben senin söylediğini biraz daha güçlendirirsem, biraz daha açarsam bu şu oluyor. Kaybeden her aday şu anda seçim malzemesine kazanan adayı destekleyeceğiz diyorlar. Projelerimizi vereceğiz diyorlar ama bu böyle olmayacak. Ben bunu hiç böyle görmedim. Daha çok muhalif kısmı oluyor. Tabii ki ilk etapta bir proje verme ya da önerme gibi şeyler olabilir ama o seçilecek olan rakam, Hazur'un kaç katılacak, kaç oy alacak ama %100 katılıyorum. 800 öyle, 900 öyle, 1000 öyle seçilen bir başkan en gerçekçi açıklamayı Metin Bey yaptı. Bir senelik dedi. Ama arkasından 3 proje altı yıllık üç yıllık orada biraz. bir artı iki artı 3. Onun garantisini veremezsin. Biraz önce belirttiğim bir yollar onun garantisinde kalsaydı kimse veremez. İstersen bu arada bir şampiyonluk sıkıştır. İşte tabii ki şampiyonluk önemlidir. Ama o günün şartlarına bakmak lazım. Nasıl bir Ve tabloyla karşılaşacaksınız? Karşında kim olacak? Aspor'da da söylemiştir. Ben takip edemedim. Dört tane seçim vaat ediyor iki olağanüstü mali genel kurul, bir tüzük kurultayı ve 22'sinde seçim, dört tane seçim koyuyor. Galatasaray'da bunları yapmak çok güç. Çok zor. Hangi i̇ki kadar... tane mali genel kurulu yapacaksın. Tüzük değişikliğini yapmak çok çok zordur. Adnan Polat'ın en güzel, en güçlü döneminde yapıldı. O zaman çok kitlenmişti, yani kenetlenmişlerdi. Sayın Mehmet Elvacı, o zamanki yönetim çok güçlüydü. Ee, Adnan Polat'ın da e, o anki desteğiyle onu Mehmet Elvacı önderliğinde çok ciddi bir tüzük kurulu heyeti oluşmuştu. Şimdi o heyete ulaştırmak falan kolay değil. Yani bugün tüzük kurulu heyeti Aşağı yukarı son 10 senede ben 3-5 defa tüzük için heyet oluştu. Ama bir türlü ortak nokta. Mustafa vardı. Başkan da o heyette bu arada vardı. O da o heyette vardı. Ama başkanlığı 3,5 senede bu tüzük için hiçbir şey yapamadınız. Yapamadım. İşte onu söylemek istiyorum. Tüzük değiştirmek kolay bir şey değil. Çok güzel noktaya değindiniz. Mustafa Başkan da başından beri o heyetin içindeydi. Başkanlık Niye o Niye zor? Peki bu kadar? Çünkü Galatasaray olduğu için. Çünkü Galatasaray olduğu için. Çünkü Galatasaray dünyada belki tek spor kulübüdür ki genini, kanını, gayını, sini, sarı kırmızı demiyorum özellikle liseden aldığı için ve ister liseci de ister kafa da ister Galatasaray'ın geleneklerini, genlerini koruma teşkilatı da de, ne dersen de Galatasaray'da o lisenin ağırlığı sürdüğü sürece ki sürsün eleştirmiyorum. Sürsün, sürdüğü sürece liselilerin o şu anda 8 bin olan hazirunun daha yükselebileceği konusunda kamuoyuna Galatasaray'ı açma ve tüzük değişikliğini çeşitli yerlerde yapma gibi genlerine aykırı hareket etme güçleri yoktur. Güçleri yoktur derken Burada istemezler bunu. Son yıllarda o lisenin eski gücü biraz uzaklaştı. Kendi işlerinde orada Hala var. Bu. Var ayrı bir şey. Ama lisenin o gücü bir de lise çok kötü anlatılıyor. Yani liseli liseci. Mesela Adnan Polat da bu konuda biliyorsunuz lisede liseci. Bir adam dayak yedi orada. Ya. liseli liseci. Bunu ayırmak, ayırt etmek lazım dedi. Hatta kafa tasçı. Yani oralara kadar gelmişti o olay. O dönemler öyle bir dönemdi ki yani ondan sonra bir daha yaşanmadı ama benzer olaylar. Ya bu süreçte şu anda bir gerçek var. Metin Bey o bir seneyi söyleyerek, bir seneyi telaffuz ederek bir defa e, seçim çalışmaları için de çok önemli bir şey koydu ortaya. Transfer tabii ki önemli. Ama o bir seneyi anlatırken biraz karıştırdı. Bunu da kabul etmek lazım. Ne gibi? Çünkü, bir sene sonra seçim yapacağım dersin. Sonra bizi eğer Hazur'un genel kurul yaptığımız başarılı hizmetleri, iki, sene, iki tane mali genel kurular onların temizlenmesi lazım. Tüzük değişikliği planlıyoruz. Ama 6 sene yayın zaman 1, 2, 3 bir dakikadır daha bir seçim bitmedi. Kazandınız belki ki o iki mali genel kuruldan sonra şunu derdim. Bu seçimi 22 Mayıs 2022. Bu yapıyorum. oy da alır bu arada. Alır, oy alır. getirir. Şu anda yani ben delege olsam lan derim acaba ilk gün, adam doğru söylüyor derim yani. Ki doğru söylüyor da. da. yayında ben Metin Bey canlı yayın toplantıda bunu açıklamıştı. Ben son derece son derece başarılı bir hamle dedim. Ben de aynı Yani Metin son derece Bey, başarılı yani bir hamle. İsim üzerinden gitmeyelim tabii. Hayır şu anda bunun etmem. bunun üzerine seçimi Hayır. manipüle etmek yok, 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 şey var şey... ve değerlendiriyoruz yani. Yok yok tabii tabii. Hayır onun için söylemedim. Ya, sanki bu soru yanlış? Bir adım önde mi bir konu şey açıklaması. Öyle bir onu, şey söylemeyiz. Bak, önemli bir hamle dedim ben. Metin Bey'in bu açıklaması karşılığı oy olabilecek. Örneğin ben de olsam. Önemli bir hamle. Bakarım abi. adam bir şey söylüyor dedim. Yönlenebilir insanların oyları biz asla öyle bir şey zaten. Şimdi anladım. Aynı bunları söyleyen Metin Bey transferde de e, baktığın zaman mesela çok önemli bir şey daha söyledi. Seçime gelmeyen aşağı yukarı 8.500 azurum var. 8.000 küsur. Burada 3.500 4.000 kişiyle seçim yaparsanız 3 yıl seçilecek başkana hesap soramazsınız o gelmeyen kişiler. Burada son derece doğru bir çıkmış. Metin Bey'in beklentisi 3700 kişi bu arada onu söyleyeyim. 3700 kişi olursa bu seçimin sonucunu kestirmek zordu daha da zorlaşır. O 3700, şimdi... bizim radyoda söylüyor evet. 3700 hatta kendisi de bir rakam verdi onu paylaşmaya mezun değilim. Bizim şu kadar oyumuz olacak bana da gösterdi. Dedim ki seçimden sonra bunu kullanırsam seçimden sonra kullandım. Ben söyleyeyim dedi. 1300 civarında oy bekliyor var. Kendisi, Kendisinin rakamı öyle değil. 1200'dü 1300'e çıktı. Hatta yanındaki Yayında zaman... bana şey dedi 1300 1400 kazanır dedi ama beklentisini tabloda gösterdi evet, ama Tamam sonra o zaman. söyleyeceğim. Ben o zaman o sonra sonra söylerim. Ya bu seçimde 5 başkan adayı da o rakamları telaffuz ediyor. 1200'ü te telaffuz ediyor sürekli. Böyle 5 başkan adayının da 1200 alma şansı hiç yok. Yani matematiksel olarak baktığınız zaman 8000'in hepsi gelmesi lazım neredeyse. E, o açıklamanın dışında çok önemli bir hamle dedik. Burada dediğin gibi manipüle etme gibi bir şeyimiz yok. Biz neyse onu söylüyoruz. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi transferleri açıklamadı ama ben Metin Bey'in o üç yerlinden iki tanesini biliyorum. Bunu çok net söyleyebiliriz. Artık dillendirildi. Hakan Çağlanoğlu, Burak Yılmaz, Artur Vidal. Ben Metin Bey'in etrafında futbola bakacak insanlardan duyduğum biz haberciyiz. Burak Yılmaz, Artur Vidal ve Hakan, Hakan Çalanoğlu. Çalanoğlu. Burada şimdi... On... Burak'ı ilk defa duyuyorum. Ben söyleyebilirim buradan. İki başkan adayının da listesinde Sana var. Mi? Bir, bir başkan adayının da listesinde var. Ben de duymuştum. Burada. Bir başkan, dağı, bir başkan adayının da listesinde var Burak. Bir başkan adayının da listesinde var. Bak bir başkan adayının da listesinde var. Şimdi burada şuraya takıldım. Metin Bey şimdi yine icraatlarından önemli şeyleri söyleyeceğim. Biz seçildiğimiz gün ertesi gün Fatih Terim sahada. Transferimizi de pazartesi günü imza yattırırız. Ee, bunu verelim şimdi, savaşın ağzından arkadaşlar. Burada şu var. Burak Bey, Yılmaz unutma. Burak günü, Yılmaz. Hakan Çalhanoğlu ve Arturo Vidal. Artur, Diğer ikinci, e, üçüncü yerliyi bilmiyorum. Yani öğrenemedim bunu. Herhalde yayından sonra ben de şimdi iki biliyordum. Üç, üçe çıkmış. Fakat şimdi pazartesi günü imza attırıp sahaya indirmek o biraz gerçek gerçekçi demiyorum ama zor. Şimdi yönlendirenler, ekibinde ilgilenenler var. Hakan kadar... için imkansız diyelim. Burak için de imkansız. Burak için de imkansız diyelim. Burak için de imkansız. Burada şu var. Metin Bey'in futbola bakacak olan ekibin içinde oldukça fazla sayı var. Dışarıdan bu transferlerle ilgilenen kişileri biliyorum. Yani e, tabii ki hayal satmak değil ama burada şu anda bu transferlerle bizzat Metin Bey ilgilenmiyor. İlgilenen ekibindeki insanlar var. Pazartesi, salı konusu çarşamba olur, cuma olur ama gelip imza atar, izine çıkar. O da olabilir. Belki onun hesabını yapmıştır. Burada bir ince hesaplamalar var. Bu konuda da Şimdi, e, küçük bir eleştiri ama küçük bir hesap hatası diyebiliriz. Dursun Özbek, Mustafa Cengiz, birinci seçiminde ben.